gibi pek çok çevreyi tanıtıcı aktivite uygulamamız mümkün çocuklara. Bunun dışında etkin ders çalışma becerilerini kazandırmak gerekiyor öğrencilere. Eğitsel rehberliğin temellerinden biri de bu. Çocuk ders çalışması zorunlu aslında başarıya ulaşabilmesi adına. Ama bunu bazen öğrenciler yapamıyorlar ya da kendi planlarını, programlarını düzgün bir şekilde uygulayamıyorlar, adapte edemiyorlar. Bazı öğrenciler sınıfta dinliyorlar ama eve geldikleri zaman ne şekilde düzenleyip kendilerini etkin bir şekilde ders çalışacaklarını, zamanlarını nasıl ayarlayacaklarını bilemiyorlar. İşte bu bağlamda öğrencilerin bu ihtiyaçlarını gidermek bizim işimizdir, psikolojik danışmanların işidir. Tabii ki öğretmenler de çocuklara bir takım şeyler önerebilirler. Nasıl etkin bir şekilde ders çalışabileceklerini, konuları nasıl ayırmaları gerektiğini, zamanlarını nasıl düzenlemeleri gerektiğini gösterebilirler tabii ki. Üçüncü olarak eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması için öğrencilere destek olmak gerekiyor, yardımcı olmak gerekiyor. Bu eğitsel kararlar dediğimiz şey hem okul içindeki katılacağı eğitim faaliyetleri olsun, hem de ilerleyen eğitim hayatı için gideceği okul, seçeceği meslekler, seçeceği eğitim, bunun kararını vermede çocuğun yetkin bir hale gelmesi çok önemlidir. Zaten her zaman söylüyoruz, kişiler kendileri karar vermeli ve verdikleri kararın sonuçlarına da yine kendileri katlanabilmelidirler. Bunu göğüsleyebilmelidirler. Güzel sonuçlar da alsalar, istediklerinden kötü sonuçlar da alsalar, bu bizim için önemli. Bunun dışında tabii ki başarıyı engelleyen, çocukların başarılarını düşüren bir takım etmenler söz konusu olabiliyor. Bu etmenlerin de ortadan kaldırılması yahut azaltılması için de bu hizmetler sunulabiliyor. Neler olabilir bunlar? Gerek işte akademik yeterlilikten olsun, gerek okul ortamındaki sıkıntılardan dolayı olsun, fark etmez. Her tür etken başarıyı azaltıcı, onların gelişimini engelleyici etmenin ortadan kaldırılması önemli veya da azaltılması. Bunun dışında öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilimleri ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratmak da bizim için önemlidir. Ancak bu şekilde öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Onların var olan ilgilerini, yeteneklerini, potansiyellerini daha da geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. Burada nedir? Tabii ki öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda değişik okul içindeki aktivitelere yönlendirilmeleri, onların etkin olabilecekleri, başarılı olabilecekleri, kendilerini oraya ait hissedecekleri çeşitli aktivitelere, çeşitli kurumlara yönlendirmek çocuklara çok güzel olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken de öğrencilerin ilgileri, becerileri, işte yetenekleri doğrultusunda onları hem kendilerini geliştirmelerini, hem kendilerini daha iyi tanımalarını, hem de bu yeteneklerini daha da pekiştirmeleri, daha da geliştirmeleri için motive etmiş oluyoruz aslında. Çocuk gördüğü zaman gerçekten belli bir konuda yetenekli olduğunu, zaten akademik eğitimiyle diğer yetenek ve ilgilerinin de karşılanması, kendini burada yetkin hissetmesi çocuğun eğitim hayatında gerçekten çok etkili ve yararlı olacaktır. Bunun dışında okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamak çok önemli. Okulda belli başlı dersler görüyor öğrenciler. Kendi yetenekleri, ilgileri, becerileri doğrultusunda günü geliyor ayrılıyorlar çeşitli bölümlere. Örneğin işte sosyal, matematiktir, sayısaldır. Bu tarz şeylere ayrılıyor çocuklar bölümlere. Ve kendi ilerleyen yaşamlarında, meslek hayatlarında ne tür mesleklere yönleneceklerini, bundan önce ne tür üniversitelere tabii ki gideceklerini
artık belirlenmesi gerekiyor bu dönemlerde. Ve bunun için tabii ki biz öğrencilere yardımcı olacağız. Ve onların kendi istek ve arzuları doğrultusunda, yetenekleri, becerileri doğrultusunda tabii ki onları tanıyarak okul içindeki eğitsel durumuyla...